Herkese merhaba sevgili izleyiciler. Bu da gündeme gelmeliye hoş geldiniz. İyi haftalar olsun hepimiz için. Evet, beklediğimiz enflasyon rakamları geldi. İki gruptan da geldi. Bakalım bunları değerlendireceğiz. Aslında daha konuşacak pek çok şeyimiz var. Beis Yönetim Kurulu Başkanı Murat Sürür Özbülbül de karşımızda. Merhaba Murat Bey, iyi haftalar olsun. İyi haftalar Ebru, merhabalar. Merhaba. Evet, hem TÜİK'ten geldi rakamlar, enflasyon rakamları ama öncesinde ENA Grup açıkladı. ENA gruba göre Eylül'de 2.89 görünüyor. Yıllıkta da yıllığı da merak ediyorduk. Bu ay yıllık da açıklayacaklar demiştik. Yıllık bazda da %44.70 olarak hesaplamış ENAK. Ama öbür tarafa baktığımızda TÜİK'te 1.25 artmış gibi görünüyor. Yıllıkta da 19.58 oldu. Yine ikisinin arasındaki makas inanılmaz açık. Nasıl değerlendirirsiniz bu rakamları? Vallahi TÜİK'teki çocuklar Tayyip Bey'i üzmemek için olağanüstü bir gayret sarf ediyorlar. Ama ne kadar uğraşırlarsa uğraşsınlar rakamları herhalde ancak bu kadar savunmayabiliyorlar. Bir ara nerelerden fiyat aldıklarını söyleseler de biz de gidip oralardan alışveriş yapsak. Çünkü TÜİK'in açıkladığı rakamlarla piyasa rakamları bizim gözlemlerimiz uyuşmuyor. İşin açığı ENAG'ın açıkladığı veriler bana çok daha doğru geliyor. Hesaplama yöntemi de çok daha doğru geliyor. Bakın bizim derdimiz ne? Önce hastalığı doğru teşhis edeceğiz. Yani hastayı acemi doktor yatırır, parasını almak için iyisin bir şeyin yok, iki aspirin al, bir hafta sonra daha bir daha gel der kanser hastasına. Adam sonuçta geç kalır, tedavi olabilecek noktayı geçer. Şimdi insanların anlamadığı bir şey var. Özellikle yönetenlerin, enflasyon ciddi bir hastalıktır. Ekonominin en büyük hastalıklarından biridir. Enflasyonu doğru teşhis etmezseniz, doğru takip edip tedavi etmezseniz bir ekonomiyi öldürür. Bu kadar net. Yani bu yolun ortaları Arjantin, sonu Venezuela'dır. Bu kadar net. Yani Türkiye şu anda yüksek enflasyonla mağdur. Enflasyon %50'ye dayanmış vaziyette. Evet, TÜİK rakamları falan hikaye. Enflasyon %50'ye gelmiş, dayanmış vaziyette. Buradan bir adım sonrası kontrolü kaçırırsa iş hiperenflasyona gider. Böyle aylık 100, yani bu 44'leri falan yıllık olarak değil, önce aylık olarak görmeye başlarız. Sonra böyle enflasyon %1000'lere, 2000'lere savrulur. Bu dünyada birçok ülkenin birçok defa yaşadığı bir olgudur, ekonomik olgudur. Kötü yönetilen ekonomiler daima böyle yollara savrulur. Ya paraları aşırı değer kaybeder, halkın geliri bir şey satın almaya yetmez. Ya kıtlıklar ve kara borsalar ortaya çıkar. Yani bu dengesizlik mal ve hizmet arzında da sıkıntılara yol açar. Kara borsalar ortaya çıkar. Yani eski Sovyetler Birliği'nde fiyatları devlet belirliyordu. Halkın maaşını da devlet belirliyordu. Herhangi bir enflasyon yoktu ama ortalık kara borsadan geçilmiyordu. Marketlere gittiğiniz zaman halkın talep ettiği elma suyu, portakal suyu ne bileyim yoktu ama raflar tıka basa armut suyu doluydu. Satılmıyordu, halk içmiyordu armut suyunu ama onu üretiyorlardı. Ve bu arada uzaya da araç gönderebiliyorlar. Yani bu ekonomik dengesizlikler geldi. Sonuçta o Glasnost ve Perestroika dediğimiz dağılma sürecini tetikledi. Sovyetler Birliği önce ekonomik olarak çöktü, sonra dağıldı. Dağıldıktan sonra da çok uzun süre ekonomik olarak toparlanamadı. Yani şurada neredeyse işte son 5-10 yıldır biraz ayakları yere bastı. Onda bile ekonomik durumu hiç iyi değil, halkı memnun değil. Yani yüksek enflasyon ve onca doğal kaynağı, onca insan kaynağına rağmen durumu hiç iç açıcı değil. Yani buradan göründüğü gibi parlak değil, gitsinler bir de Ruslara sorsunlar. Rusları bilemeyeceğim ama bizim durumumuz da çok parlak değil. Yani rakamlardan da anlaşıldığı üzere zaten rakamlar önümüzde olmasa bile çarşıya pazara çıktığımız zaman zaten hepimizin gerçeği var. Tabii Ebru, burada şimdi TÜİK'in ne dediği hiçbir anlam taşımıyor. Burada vatandaş çarşıya pazara çıktığı zaman gördüğü etiketle cüzdan arasındaki ilişkiye bakar. Yani kimse aptal değil. Hepimiz çarşıya pazara çıkıyoruz. Hepimiz arabamızın deposunu doldurtuyoruz. Hepimiz evimizde ısınmaya, kiraya para ödüyoruz. Hepimiz gıdaya para ödüyoruz. Ve hem ENAK hem TÜİK verilerinde de en yüksek enflasyon gıda kaleminde. Evet. Yani düşük gelir gruplarının en çok etkilendiği, en çok fark ettiği kalem. Evet.
Hepimiz alışverişe çıkıyoruz, markete, pazara, bakkala gidiyoruz ama biz geçenlerde demiştik işte Cumhurbaşkanı acaba bir markete gidiyor mu ya da giderse nasıl gidiyor, konvoylarla mı gidiyor diye. Alışverişteydi. Cumhurbaşkanımız da Tarım Kredi Kooperatifine gitti, alışveriş yaptı. Rakamlardan da oldukça memnun görünüyordu. Biz konuşuyoruz zaten satışlar mı geliyor diye. Bu sefer bu dediğimizde galiba olacak, tanzim satışlar da artık yeniden hayatımıza girecek. Evet, senin programında bunu söylemiştik. Böyle bak Nostradamus gibi olay olduktan sonra Nostradamus şunu bilmişti falan olmuyor. Evet. Biz gayet açık ve net olarak bunu söylüyoruz, soruyoruz. Ve çok kısa süre sonra da bunlar gelişiyor. Çünkü ne yapacaklarını tahmin edebiliyoruz. Şimdi ben şeyi çok merak ediyorum. Mesela bu Tarım Kredi Kooperatifindeki fiyatlar bir hafta ya da bir ay önceki fiyatlar mı? Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı gelecek diye o piyasanın görünmez eli fiyat etiketlerine müdahale etti mi? Bu bir. İki, ben de Erdoğan kadar maaş alsam, işte barınma, ısınma, giyinme, yeme, içme ve benzeri giderlerim olmasa o fiyatlar bana da makul gelir. Ama sor bakayım, yani ayda 1500-2000 lira maaş alan emekli için o fiyatlar makul mü? Tamam mı? Şimdi bunlar görecelidir. Şimdi Erdoğan'ın hiçbir masrafı yok. Yani mesela Amerikan başkanları Beyaz Ev'de, Beyaz Saray demeyeceğim, o bizdeki yanlış tercümedir. White House'tur orijinal ismi. Biz saray budalası bir kültürden geldiğimiz için böyle her şeye abartmayı seviyoruz. Beyaz Ev son derece mütevazidir. Yıllardır, yüzyıllardır değişmemiştir ve kiracıları orada çok pahalıya yaşarlar. Kira ödemezler ama yedikleri içtikleri her şeyin bedelini öderler. Acaba merak ediyorum, Emine hanımefendi mangoların parasını ödeseydi maaşıyla, yani Tayyip Bey'in maaşıyla ya da oradaki yediklerinin içtiklerinin parasını ödeselerdi fiyatlar makul derler miydi? Çok merak ediyorum. Evet. Peki Murat Bey, Cumhurbaşkanı'na göre tabii fiyatlar makul olabilir, işte saydınız aslında sebeplerini de, ama bizim için gerçekten hayat her geçen gün biraz daha zorlaşıyor da bir de kur tarafına baktığımız zaman enflasyonla bu rakamları baz aldığımızda kur artışı durdurulabilir mi? Ne dersiniz bu saatten sonra? Ya, kur artışını durduramazlar. Çünkü şimdi yurt dışında Amerikan doları değer kazanıyor. Değer kazanmaya devam edecek gibi görüyor. Amerika bu salgının etkilerinden kurtuluyor. Amerika'nın tek derdi hızlı bir paranın geri çekilmesinin yaratacağı iflas dalgası. Bunu ne kadar önemser, ne kadar batan batsın kalan sağlar bizimdir der. Çünkü böyle bir operasyon sonucunda dananın kuyruğu Çin'de falan da kopabilir. Çin'de, İran'da, Rusya'da kopabilir. Yani buraların ekonomik olarak zarar görmesi Amerika'nın işine bile gelebilir. Sonuçta Amerika'yı ilgilendiren iç piyasasıdır. Dışarıda vereceği hasarı çok önemsemeyebilir. Şimdi böyle bir olay olduğu zaman Türkiye'de tabii kurlar fırlayıp gidecek. Bunu hepimiz biliyoruz. Türkiye'de çok yüksek oranda ithalata bağlı bir bağımlı bir ekonomimiz olduğu için kur karşısına çok hassasız hep. Evet. Kur karşısında hassas olduğumuz için enflasyon da kurlara bağlı olarak fırlayıp gidecek. Kaldı ki dünyada zaten başta enerji olmak üzere bütün emtia fiyatları, gıda fiyatları hepsi artıyor. Çok radikal ölçekte artıyor. Bunun iç piyasaya yansımaması mümkün değil. Yani bu ne periz, bu ne lahana turşusu derler. Sen tarım krediyle piyasaya müdahale etmeye çalışıyorsun. Öbür tarafta elektrik üretim, dağıtım ve iletimini özelleştirmeye çalışıyorsun. Ve asıl sorun o tarafta. Sübvansiyon gerekiyorsa orada gerekiyor. Yani fabrika aldığı gazı, aldığı elektriği pahalıya alırsa ucuza üretim nasıl yapsın? Yani müfettiş yollayacaklarsa BOTAŞ'a yollasınlar, elektrik üretenlere yollasınlar. Yani bunlara yollasınlar. Asıl sorun oralarda. Ama oraların da asıl sorunu onların da ithal ettiği doğalgaz gibi, petrol gibi emtiaların fiyatının artması. Daha doğrusu Türk lirasının değer kaybı. Evet. Bütün mesele bu. Yani Türk lirasının değer kaybının durdurulması lazım. Sen soracak mısın bilmiyorum ama sen sormadan ben topa gireyim. Bu eski meclis başkanının dindar bir anayasa istiyoruz, evet, diye bilim ve anayasa tartışması açması, Türkiye'yi Afganistan'a çevirecek bir operasyona yeşil ışık yakmaya kalkışması, piyasaların güvenini, şu andaki iktidar olan güvene yerle yeksan eder. Bakın, paranın değer kaybetmesinin en önemli sebeplerinden biri o parayı basan otoriteye
duyulan güven ve itibar kaybıdır. Bunu 40 defa senin programında da söyledik. Bu tip güven ve itibar kaybına neden olacak işler yaparlarsa biz daha çok enflasyon konuşuruz. Evet. Ondan sonra da yabancı yatırımcı bize neden gelmiyor diye de daha çok sorarız. Evet. Gelmez tabii. Yani senin önemli adamlarından biri, şu anda resmi görevde bulunan önemli adamlarından biri, hani bilmem nerede ki bilmem ne imam böyle bir açıklama yapsa çok önemli değil ama Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu üyesi, önemli mevkilerde olmuş ve AKP gibi bir hareketin ruhunu oluşturan, düşünceyi temsil eden bir adam, biz anayasayı değiştirelim, dindar bir anayasa yapalım derse, ülkeyi Afganistan'a çevirmeyi hayal ederse, o ülkeye ya kim güven duyar, kim yatırım yapar? Evet, peki kim yatırım yapar? Herhalde bu şartlarla hiç kimse gelmez, onu da hepimiz biliyoruz. Ben size çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere.